Vay be arkadaşlar, bu oyun dünyasından da bir efsane geldi geçti. Kaptan Price'ıyla, Soap'uyla, Yuri'siyle, Makarov'uyla, Ghost'uyla. Çoğu oyuncu bu isimleri duyduğunda kalpleri kıpraşır, gözleri yaşlanır. İşte ben de o kişilerden bir tanesiyim be. Hiç unutmuyorum, ilk küçük yaşlarımda giriş yapmıştım bu seriye. Daha çok bir şey anlamıyordum oyunlardan. Senaryoda ne oluyor, ne bitiyor, olaylar nasıl gelişiyor. Ne kadar bunları çok fazla kestiremesem de ufaktan bir şeyler anlıyordum. Dümdüz ilerleyip çatapata adamlara girişiyordum. O aksiyon dolu, adrenalin pompaladığımız, hiç durmayan sahnelerde eğlencenin dibine vuruyordum. Kuzenim Tuna sayesinde öğrenmiştim bu seriyi. Kaptan Price'ı, Soap'u, onun sayesinde tanımıştım. Hem ben biraz bir şeyler anlıyordum senaryodan, hem o anlatıyordu. Bunları kafamda birleştirdikçe işte bu karakterlerle daha çok bütünleştim. Beni derinden ve duygusal olarak etkileyen bir sahne vardır mesela, Soap'un ölümü. Gerçekten etkileyici bir sahneydi orası, hiç unutmuyorum. Gözlerimden yaş süzülen sahnelerden bir tanesiydi. Hello Modern Warfare 2'deki Shepard'ın ihaneti falan, Ghost ve Roach'un yakılması. Çok duygusal girdim, farkındayım. Evet, biraz duygusal oldu ama anılarım var yani bu seriyle, normal bence. Harbiden tarihe geçmiş sağlam oyunlardan bir tanesiydi. Düşün artık, oyunu amcamlar falan oynuyordu lan. Bayağı oturup Kaptan Price'ı, Soap'ı falan konuştuğumuz oluyordu. Neyse işte benim anılarım böyle. Call of Duty Modern Warfare ile özel bir bağım vardır. Severim kendisini. Sadece ben değil, ülkemizde de bu oyunlar bir ayrı seviliyor arkadaşlar. Tamam, bu da çok seviliyor, bu da çok seviliyor, hatta bu da çok seviliyor. Ama Call of Duty Modern Warfare deyince de ayrı bir sinerji oluşuyor sanki bu ülkede. Bu üçlemenin ardından yaklaşık neredeyse 10 yıl geçti bakın. Dile kolay 10 koca yıl be. Hala da oyuncuların dilinde olan bir seri bu. Bunun bir diğer sebebi de sonrasında çıkan Call of Duty'lerin genel olarak senaryo ve hikaye bakımından çok zayıf olması. Evet, 2019'da Modern Warfare serisi tekrar reboot edildi. Bana soracak olursanız bu 2019 modeli bile 10 sene önceki üçlemenin yerini tutamıyor. Yani asıl sağlam Call of Duty'ler bunlar abi. Bunlardan sonra çıkan Call of Duty'lerin doğru düzgün hiçbir tanesi bunların yerini tutamadı şu ana kadar. Tüm bunları geçtim. Call of Duty Modern Warfare serisi oyun dünyasında devrim yaratmış bir seridir. Bu sinematik aksiyon çağını başlatan ilk oyunlardan bir tanesidir. Haliyle Call of Duty bu furyayı başlattıktan sonra çoğu oyunda bunu kopyalamaya başladı. Nasıl şu anda Rockstar Games oyunlarda açık dünya standartlarını belirliyor ve diğer tüm oyunlar açık dünya çıkmaya çalışıyorsa, bu da ona benzer bir şey işte. Hani demiştik ya, orijinal Call of Duty'nin yerini 2019 modeli tutamıyor diye. İyice araba piyasasına döndü lan isimler. Herhalde yakında 2009 model Call of Duty 130 bin kilometre dizel falan diyeceğiz yani. Bu ne lan? Bakın 2019 Call of Duty'de akıyor. Görsellik ve grafikler çok iyi, atmosfer çok iyi sağlanmış. Animasyonlar akıyor. Silahlar baya gerçekçi ve tok hissettiriyor. Oynanışta da keza hiçbir problem yok. Onu da çok beğenmiştim geçen sene. Bu oyunu orijinalinden asıl ayıran sorun hikaye ve olay örgüsü. Hikayesine baktığımızda orijinal fikir biraz saçma geliyor. Rus işgali altında olan Uzbekistan adlı bir ülkeye yardım eden Amerika. Ve bu Amerikan askerlerinin aslında o kadar da kötü olmayan teröristlere kendilerini yakın hissetmesi falan. Oyunda Türklerle ilgili bir şey yok. Ve artı olarak bu bir kurgu. Yalnız bir şey diyeyim mi? Çoğu Call of Duty oyununda da gerçi bu böyledir ama Ruslara bayağı iyi giydiriyorlar bu oyunda. Zaten baş kötümüz General Barkov adında Rus bir general. İşte propaganda. Amerika dünyanın kurtarıcısı falan diye geçiyor. Bildiğiniz klasik şeyler. Ben çok takmadım yani, benim için nasıl olsa kurgusal bir dünyada kurgusal bir hikaye olarak kaldı. Peki iyi yönleri var mı hikayenin? Evet, olduğu yerler var. Bu iyi yön ise bazen karakterlerimizin yaptığı işleri sorgulaması, ikileme girmesi, kendini bazı konular hakkında sorumlu hissetmesi, hatalı olduğunu düşünmesi. Bunların iyi işlendiği noktalar vardı elbette, yalan yok şimdi. Tabi bir de unutmamak lazım, bende Kaptan Price sevgisi var. Price'ı görünce bir içim kıpır kıpır olmadı da değil yani. Buna rağmen Kaptan Price oyuna çok daha iyi entegre edilebilirdi. Yani hikaye bakımından işin özüne gelecek olursak 2019 modelin hikaye fikri biraz saçma. Yaşlı ve genç Call of Duty'nin ayrılan birçok noktası daha var. Yaşlı Call of Duty gencine göre kesinlikle çok daha fazla aksiyon ve durmayan oyun yapısı barındırıyor. Hatırlayın abi,
Arkamızdan, önümüzden, çaprazımızdan, sağımızdan, solumuzdan sürekli düşman fırlıyordu. Onların arasında sürekli koşturup doğru konumu bulmaya ve siper almaya çalışıyorduk. Heyecanı tavana çıkartıp nefesimizi kesiyordu yaşlı kurt. Genç olanı da böyle değil tabi. Kendiniz doğru konumu ayarladıkça düşmana dümdüz sıka sıka ilerliyorsunuz. Hatta tekrardan aklıma gelsin, söylediklerimin temeli daha sağlam olsun diye bu iki oyuna da tekrar bir göz gezdirdim. Oğlum Modern Warfare 3'ün açılış sahnesini koyuyorum, bir izleyin lütfen. Şuraya bak, direkt üstümüze mermiler yağıyor. Helikopter düşmüş. Ateşler içerisinde düşmana doğru koşturuyoruz. Karşımızda tanklar var. Keza Modern Warfare 2'de de aynısı var. Oyun bir başlıyor abi, karşımızda düşman sürüsü. Üstelik şu anda Modern Warfare 1 ve 2'nin remasterı da bulunuyor. Ve bunlar gerçekten hakkını veren remasterlar. Böyle sadece grafik çakıp geçmemiş herifler. Eğer durumunuz varsa ve tekrardan oynama gibi bir niyetiniz de varsa remasterlardan girişin derim. Geçen sene Enes diye bir arkadaşım sormuştu. Ben zamanında oynayamamıştım, hala dalınabilir mi bu seriye diye. Öf dedim. Ne diyorsun? Dalmayı bırak, koşturarak atla dedim. Sonucunda o da seriyi çok beğendi. Selamlar kendisine. Öyle ya da böyle şunu kabullenmek lazım. Call of Duty güzel aksiyon yapıyor. Evet, her sene çıkıyor. Bazı yıllar rezil çıkıyor. Hatta şunun hikaye modu bile yoktu. Allah seni kahretsin. Ama şöyle bir baktığımızda gerçekten Call of Duty markasının pek bir benzeri olduğunu göremiyoruz. Battlefield var, o da kendi kafasında bir şekilde ilerliyor. Yani şu 2019 model Modern Warfare gibi bile oyunlar yapsa her sene Activision, gerçekten razı olurum. İyi oyun oğlum çünkü. Hikayeyi biraz düzeltirsin, olur biter. Ben artık bir Call of Duty'yi bitirince ağzınızda bir tat bıraksın, kalbimizi kıpraştırsın istiyorum lan. Misal bu sene Black Ops Cold War çıktı. Farklı bir kafada ilerledi o da. Seçimler meçimler eklendi oyuna. İyi sonun yanında bir de kötü son var. Seçimlerimize göre iki sonla karşılaşıyoruz. Farklı bir şeyler denedi, yenilik katmaya çalıştı, okey kabul ediyoruz. Ama hala da şunların da bir etkisi yok. Neden yok biliyor musunuz? Her sene bir tane Call of Duty çıkartmaya çalışıp kendine zaman vermiyordu ondan. Ne var kardeşim, iki senede bir çık, kendine azıcık süre tanı. Mesela bu seneki Black Ops Cold War. Oğlum oyun zorlasam 3 saatte bitecek ben. Hangi karakterle bağdaştırayım ben kendimi? Ha bir de bunların üstüne üstü her sene 3 saatlik bir deneyimle çıkıp ondan sonra 500 lira gibi bir fiyat istiyor. 500 lira. Tamam anladım, multiplayer üzerine. Multiplayer odaklı çıkıyor artık Call of Duty'ler. Hikayeyi pek şey yapmıyorlar. Ki son 2 senede yine hikaye kastılar, ona bir şey demiyorum. Modern Warfare 2019 ve Cold War'da hikaye kasmışlar. Sunsalar bunu da yapmayacaklar. S**tim multiplayer'ını ya. Yap kardeşim, kas hikaye, bize yeni Kaptan Price'lar ver, yeni swap'lar ver bize ya. Tamam biz de seviyoruz multiplayer'ını. Ama o zaman çıkmak için kendine gerekli süreyi tanıyacaksın. Bir senede her şeyi yapamazsın. Keyiften bu adamlar 10 senede bir oyun çıkartıyor. Lan yalnız bayağı konudan konuya atladığım bir video oldu. Bunlar da video çekerken aklıma geldi ha. Video kafamda çekim aşamasında şekillendi. Oradan girdik, buradan çıktık. Pozitif oluyoruz ve videomuzu pozitiflikle bitiriyoruz. Tamamlar beyler, kendinize iyi bakın. Görüşürüz.